24 ekranlarından merhabalar efendim. Kültür sanat gündeminin en güncel ve öne çıkan gelişmeleriyle sanat takibinde karşınızdayız. Ben Özlem Karahan. Sinema dünyasında Oscar heyecanı sürüyor. Henüz adaylar açıklanmadı ama adayların ipucu olan ödüller verilmeye, açıklanmaya devam ediyor. Onlardan biri ve belki de en önemlisi Altın Küre'nin adayları duyuruldu. 7 Ocak'ta ödüller sahiplerini bulacak. Ana kategorilerdeki adayları da sizin için derledik. Sinema dünyasında ödül sezonu sürerken birbirinden başarılı oyuncular, yönetmenler, filmler ödüllerini toplamaya devam ediyor. Beyaz perdenin ve televizyon ekranlarının en önemli ödüllerinden olan Altın Küre'nin bu yılki adayları açıklandı ve böylece Oscar heyecanı ikiye katlandı. Komedi müzikal film dalında Uğur Böceği, Kapan, The Disaster Artist, I, Tonya ve Muhteşem Showman aday gösterilirken Steve Carell ezeli rekabetle, Ansel Elgort tam gazla, James Franco The Disaster Artist'le, Hugh Jackman Muhteşem Showman'le ve Daniel Kaluuya Kapan'la bu dalın erkek oyuncusu adayı oldular. Uğur Böceği ile Saoirse Ronan, Ay Tonya ile Margot Robbie, ezeli rekabetle Emma Stone, Victoria ve Abdul ile Judi Dench ve Leisure Seeker ile Helen Mirren bu dalın kadın oyuncusu dalında yarışacak isimler olarak açıklandılar. Them, drama filmi dalında 3 Billboard Ebbing çıkışı Missouri, Suyun Sesi, Dunkirk, The Post ve Call Me By Your Name aday gösterildi. Drama dalında erkek oyuncu adayları Darkest Hour ile Gary Oldman, Phantom Thread ile Daniel Day-Lewis, Roman J. Israel Esquire ile Denzel Washington, Call Me By Your Name ile Timothée Chalamet, The Post ile Tom Hanks oldu. Frances McDormand 3 Billboard Ebbing çıkışı Missouri ile, Meryl Streep The Post ile, Sally Hawkins Suyun Sesi ile, Jessica Chastain Molly's Game ile ve Michelle Williams All The Money In The World ile kadın oyuncu adayları oldu. Bu yıl 75. kez verilecek Altın Küre ödüllerinde kazananlar 7 Ocak'ta düzenlenecek törenle açıklanacak. Şimdi tiyatro ile devam edeceğiz. Ben genelde her programda bir tiyatro oyununu size duyurmaya çalışıyorum ama bu kez farklı. Bu kez biz Zafer'i aktaracağız efendim size. İstanbul Şehir Tiyatroları yeni sezonun ilk iki ayında öyle bir doluluk rakamlarına ulaştı ki kendi rekorunu da kırmış oldu. İlk iki ayda %101 doluluk oranına ulaştı. Her sezon onlarca oyun sahneye konuyor. Yerli ve yabancı birçok önemli eser birçok sahnede tiyatro severlerle buluşturuluyor. İstanbul Şehir Tiyatroları yeni sezonun ilk iki ayında büyük bir rekora imza attı. Bu sezon %100'ü aşan rekor doluluk oranlarıyla salonlar doldu taştı. Ekim ayında %85'in üzerinde bir doluluk oranıyla sezonu aşan şehir tiyatroları, 9. haftada oyunların büyük çoğunluğunda %101 doluluk oranını yakaladı. Yoğun ilgi nedeniyle bazı seyirciler ek sandalye alarak veya merdivenlere oturarak oyunları takip etti. Harbiye Muhsin Ertuğrul, Kadıköy Haldun Taner, Üsküdar Müsaipzade Celal, Kağıthane Sadabat, Ümraniye ve Gazi Osman Paşa sahnelerindeki oyunlar bu rekorun motivasyonuyla sahnelenmeye devam ediyor. Karısına bağışla. Siz bu haberi izlerken yönetmenim de sordu. %101 doluluk oranı nasıl oluyor diye. Merdivenler doldu efendim. Merdivenlerde bile oyunlar izlendi ve böylece %101'lik bir oran yakalandı. Bir rekor kırıldı. Hadi müzikle devam edelim. Dünyaca ünlü topluluk Anathema Türkiye'ye geliyor ama tam 3 konser vermek üzere. İzmir, İstanbul ve Ankara'da art arda en sevilen şarkılarıyla sizin karşınızda olacaklar. Love so strong. Onlar
şarkılarındaki hüzünle milyonları peşlerinden sürüklüyor. Şarkıları listelerin zirvesinden inmiyor, albümleri satış rekorları kırıyor. Dünyaca ünlü müzik topluluğu Anathema hayranlarına müjde. Rock müziğin yıldızları Türkiye'ye geliyor. Hem de 3 farklı ilde konser vermek üzere. Daha önce Türkiye'nin farklı yerlerinde sahne alan grup, en sevilen şarkılarından oluşan bir repertuarla İzmir, İstanbul ve Ankara'da sevenlerinin karşısında olacak. Anathema'nın merakla beklenen İzmir konseri 16 Aralık'ta İzmir Arena'da, İstanbul konseri 17 Aralık'ta Volkswagen Arena'da, Ankara konseri ise 18 Aralık'ta Jolly Joker'da gerçekleşecek. Şimdi bir ödül törenini bekliyoruz ki hepsinden biraz daha ayrı, edebiyat dünyasının kısa zamanda en önemli kendine özgü ödüllerinden biri haline geldi. Star gazetesi tarafından verilen, üstadın adına verilen Necip Fazıl ödülleri. Egeli sayım başladı. Cuma günü İstanbul'da Lütfi Kırdar'da Cumhurbaşkanı'nın da katılımlarıyla ödüller bu yılki sahiplerini bulacak efendim. İnsan su misali kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Türk şiirinin, edebiyatının ve düşün dünyasının üstadı Necip Fazıl adına verilen ödüllerde geri sayım başladı. Star gazetesi tarafından verilen Necip Fazıl ödülleri 15 Aralık'ta düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek. İlk yılından bu yana edebiyat dünyasının seçkin ve özgün ödülleri arasında öne çıkan bu özel ödüllerde yılın Necip Fazıl Şiir Ödülü, modern Türk şiirinde ana akım içinde kalarak ve hem geleneksel hem modern şiir birikimine yaslanarak özgün eserler ortaya koyması nedeniyle Ahmet Murat'a verilecek. Korkma Sönmez'i okuyordum sahnede, gözlerim çakmak. Islak sakallar içindeki babama bakarak. Necip Fazıl Hikaye Roman Ödülü, hikayeciliği ve hikayelerimiz üzerine yaptığı araştırmalardan dolayı Necip Tosun'a, Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü Öykü Dili Denemeleriyle Betül Nurat'a ve Hayata ve Dünyaya Şaşırtıcı Aralıklardan Bakışıyla Emre Ergin'e, Necip Fazıl Fikir Araştırma Ödülü ise kültür ve edebiyat dünyamızda geçmişle bugünü buluşturan çalışmalarıyla Ahmet Özalp'e verilecek. Sabredin gelecektir, solmaz, pörsümez. Üstad adına verilen ödüller eklenen yeni bir kategoriyle Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'nün verilecek olmasıyla uluslararası bir boyut da kazanıyor. Jüri heyeti bu ödülün sahibi olarak Bosna Hersek'le Türkiye arasında köprü vazifesi gören aydınlardan biri olması dolayısıyla Cemalettin Netiç'i layık gördü. Necip Fazıl Saygı Ödülü ise Türk düşünce hayatına değerli katkılar sunan Profesör Doktor Teoman Duralı'ya takdim edilecek. Yoğurmuş bizi kader, aldırma böyle gelmiş, bu dünya böyle gider. Necip Fazıl Ödülleri töreni 15 Aralık akşamı İstanbul'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek. Necip Fazıl Ödülleri'nin üçüncüsünde birlikte olduk, çok güzel. Ve bu haberle sanat takibini bugünlük nokta alıyoruz efendim. Hoşça kalın.